Komşular, bizim evimiz yıkılmış. Kapı sıkıştı bizim. Ne olur yardım edin biriniz. Arkadaşlar, bizim evlerde hiçbir şey yok değil mi? Ben hiç eve ulaşamıyorum. Annemlere falan bir bakar mısın? Oğlum bana cevap verin. Evlerimizde bir şey yok değil mi? Apartmanda olan bir bilgi versin ya. Ben de evde değilim. Çocuklar sokak kapı kilitli kalmış. Çıkamıyorlarmış. Açılmıyor mu sokak kapı? Ayla, benim telefonlarım hiçbirine ulaşılamıyor. Ben telefonla hiç kimseye ulaşamadım. Apartmanda falan bir sıkıntı yok değil mi? Yıkık falan. Aleyna diyor ki ev berbat halde, anne diyor. Kapıyı açamıyorlar, sokak kapıdan çıkamıyorlar. Biz şehir dışındayız. Mağaza, her şey yerli yer oldu. Bırak mağazayı, eve bak. Nermin, bizim kapı da sıkışmış. Gelirlerse gönderirim. 23 yıldan beri burada oturduğumuz için çevreyi çok iyi tanıyorum. İnsanlarla diyalogumuz çok iyiydi. Ama maalesef yapacak bir şey yok arkadaşım. Gitti yani. Ben, kızımın evi var, orada kalıyorum geçici olarak. Bir kiraca ev bakacağız bakalım. Koronadan dolayı korkuttum. Ben kronik rahatsızlıklarım var. O yüzden biz köye gittik. Köyümüz var bizim. Köyde ahşap bir evimiz var. Babadan kalma kerpiç ev orada duruyorduk. Oradaydık, haber aldık, öyle geldik. İnşallah, inşallah. Var, onların feryatıyla, onların şeyiyle duyduk geldik. Deprem olunca WhatsApp grubumuz var, komşu grubu. Arıyorlardı. Onu duyunca zaten hanım yıkıldı. Hemen içerideyken yazdılar, ses kayıtları var. Onları duyunca biz yıkıldık, komşularımız gitti diye. Komşularımıza bir şey oldu diye feryat ettik. Evimiz falan o anda hiç aklımıza gelmedi.